Merhaba arkadaşlar bugün şeklin çok beğeneceğiniz harika bir poğaça hazırlıyoruz. yoğurma kabı içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ardından 1 paket kuru maya 1 su bardağı ılık su ve aynı bardakla 1 su bardağı sütümü ilave ederek karıştırılmaya başlıyorum. Kuru maya isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ardından bir tane yumurtanın akı sarısını üzültmek için ayırdık. 1 çay bardağı sıvı yağ çok az daha karıştıralım. Ardından unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağız. Biraz un ilave ettikten sonra da üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu ilave edeceğiz. Biraz karıştıralım arkadaşlar, hamur toparlansın ve unu yavaş yavaş ilave ederek hamur ağırlaşana kadar spatulayla karıştıralım. Daha sonra da biraz daha un ilave edip artık hamurumuzu elimizde yoğuracağız. Mutlaka sizlerde ilk etapta bu şekilde karıştırın eliniz fazla hamura bulaşmasın arkadaşlar. Ben bu tarif için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Siz yine kontrolü olun. İyi bir şekilde hamurumuzu yoğurarak toparlayalım. Oldukça lezzetli, yumuşacık, farklı şekli çok beğeneceksiniz. Hamur bu kıvamı geldikten sonra birkaç dakika yoğurun ve hamuru toparlayın. Kıvamını görüyorsunuz. Üzerini kapatarak odasında yarım saat 45 dakika kadar bekletelim arkadaşlar. Hamur mayalansın. Poğaça hamurumu yeteri kadar mayalandı arkadaşlar. Üzerindeki sıcı kaldıralım hamurun havasını alalım. Arkadaşlar bu poğaça hamuru benim sürekli hazırlamış olduğum tariflerden bir tanesi. Çok güvendiğim bir hamur tarifi. sizlerde bu tarifle istediğiniz farklı poğaça hazırlayabilirsiniz. Hamuru tezgahıma aldım ve birkaç dakika daha yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve hamuru istediğiniz büyüklükte beze ayırın. Ben mandalina büyüklüğünü beze tercih ediyorum. Daha büyük veya küçük de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra parçaları tekrar toparlıyoruz arkadaşlar ve kenarda bekletiyoruz. Üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtün ki hamur kurumasın. Arkadaşlar bu tarif ilk defa kanalımı izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Biz de tam ve üzerine örttüm. Bir tane hamuru elimle genişlettim arkadaşlar parmak uçlarıyla. Bir kenarına bir tatlı kaşığı kadar peynir ettim bu şekilde sıkıca kapattım. Ardından bir tane rulet veya bıçak yardımıyla çizikleri atın. Önce bir tarafını diğer ucuna daha sonra da kalan kısmı da diğer ucuyla kapatıyoruz. Sıkıca kapansın. Şeklimiz bu. Yalmış olduğumuz fırın tepsisini alalım. Bir tane daha göstermek istiyorum. Parmak uçlarımızı hamuru genişlettik ve bir kenarına 1-2 tatlı kaşığı kadar Pen ilave ettim ve sıkıca kapattım. Diğer kısmını da bu şekilde kesiyorum. Uçlarını ters olacak şekilde birleştiriyoruz. Oldukça kolay bir şekilde oluyor arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Klasik poğaçalardan sıkılanlar bu tarifi mutlaka deneyebilir. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsun lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok merak ediyorum. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekli var ve yapımı oldukça pratik. Hepsini tepsime yerleştiriyorum. Ve üzerini örterek ortalama 5-10 dakika kadar tepsi mayasını dinlendirelim. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da üzerine sürüyoruz ardından. Ve daha sonra da önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızana kadar poğaçalarımızı fırına gönderelim. Çok bereketli poğaça arkadaşlar mutlaka sizler denemelisiniz. Poğaça fırından çıktı ve üzerini örterek 5 dakika daha dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti. Hem üzeri hem altı ve çok güzel yumuşadı arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Mutlaka sizler de bu poğaça tarifini gönül hatlaya deneyebilirsiniz. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.